Selamlar millet, ben masadaki. Nasılsınız, iyisiniz? Keyifler yerinde umarım. Geçtiğimiz videolardan bir tanesine şey demiştim ya. Abi ben yakında hasta olacağım. Hani kendimi biliyorum demiştim ya. Lanet olsun ki gerçekten kendimi biliyorum. Hastalandım. Bayağıdır YouTube'a video çekmiyorum. Stokteki videoları kullanıyordum. Onlar da eridi. Hatta halen video atmıyorum. Şu anda zaten gözlerim falan çok deli ağrıyor. Bugün elime geçen bir kargoyu açacağım. Hem kolay bir içerik. Beni yormayacak. Hem de içinden çıkan şeyleri gerçekten çok merak ediyorum. Hani gerçekten, çünkü sipariş vereli bir ay oldu. Bu paketi ben Instagram'dan bir sayfadan aldım. Şu an ismini söylerken kesin felç falan geçireceğim. O yüzden hem buraya yazdım hem de kendisi gerçekten benimle bayağı ilgilendi. Normal şartta daha uzun bir süreli işbirliği yapmak isterdim kendisiyle. Hani kendisinden daha çok manga vesaire almak isterdim ama bazı küçük olaylar oldu vesaire. Daha fazla ürün almayacağım kendisinden tahminen ama kendisinin şu anda elime aldığımda çok kaliteli bir paketleme hissettirdiğini söyleyebileceğim bir paketi var. Ve kendisi gerçekten piyasadaki herhalde bu işi en doğru düzgün yapan insanlardan bir tanesi. Piyasada mevcut olan, ki piyasada söz ettiğim o da Instagram, belki daha alternatif alanlarda çok daha uygun fiyatlar vardır. Instagram'da benim şu ana kadar gördüğüm ki gerçekten ona yakın hesapla konuştum. Büyük bir kısmı ya yeni ve güvenilir değil ya da büyük bir kısmı gerçekten çok uçuk fiyatlarda satıyor. Sallıyorum size, 150 liradan alabileceğiniz bir mangayı 300 liradan satmaya çalışıyorlar ki bunu manganın ismini dahi almadan söylüyorlar. Yani mevcut stoklarında var mı yok mu kendileri bile bilmiyorlar. O yüzden sizlere tavsiyem, eğer Instagram'dan veyahut işte direkt Japonca bir manga almak istiyorsanız ve bu tarz işlerle uğraşmak istemiyorsanız, ki uğraşırsanız eminim daha ucuza kendiniz de getirtebilirsiniz ama uğraşmak istemiyorsanız ve hani olabildiğince hızlı bir şekilde getirmek istiyorsanız, ben bu arkadaşı sizlere tavsiye edebilirim diyeceğim ama daha kutuyu açmadım. Hadi bakalım. Bu bana dediğim gibi hemen hemen bir 30 gün sonra geldi, siparişimi verdikten sonra. Ürünler şahsen benim bayağıdır istediğim ve bayağıdır internette kovaladığım ürünler. Kendimce dedim ki madem bu kadar James Owen seviyorsun, madem bu kadar Fujimoto eserlerini seviyorsun ve şu lanet olası rafı taktığında da oraya düzgün bir şeyler koymak istiyorsun, o zaman biraz farklılık yapalım dedim. Ay, bu da cidden paketlemeyi çok tatlı yapmış lan. Instagram ismini de yazmış. Chisato.des. Doğru okuduğumu zannetmiyorum. Tahminen daha farklı bir telaffuz vardır ama dediğim gibi hesabını şuraya bir yerlere koymuşumdur. Kendisinin muhabbeti de iyi. Genç bir arkadaş. İşini düzgün yapmaya çalışan bir arkadaş. Abi bu da cidden işini düzgün yapıyor bak. Şöyle yaptığımızda. Gelmeyecek değil mi inadına? Hadi. Hop. Okey. Şöyle yapalım. Sipariş üzerine Japonya manga. He, kendi küçük reklamını yapmış. Aa, bir dakika lan. Tatlı kartlar aslında bunlar. Bakayım bir. Şöyle göstereceğim. Hiç bilmem sardın lan bunu sen. Manyak çocuk. Okey. Şimdi bu... Aa! Bir dakika, bayağı bildiğimiz karakter kartı lan. Anos. Anos kim lan? Çok tanıdık geldi. Şöyle göstereyim. Autofocus umarım yapacak ve yararlanabileceğim sonunda. Canım. Elime yapıyor, şey yapmıyor. Bu arada elim için kusura bakmayın. Hastalanınca kişisel bakımda çok yapamadım. O yüzden tırnaklarımı kesemedim. Ve iş yüzünden de birazcık pisler. Ama yapacak bir şey yok. Zaten sanırım bir önceki videoda da ben dişimi fırçalamamışım falan. Dedim ki lanet olsun. Bir de şöyle küçük bir ekranım var. Onu da göstereyim. Instagram hesabı da burada. Bazı bir şekilde belli oluyor. Neyse. 4 ürünü almışım sanırım. Çünkü 2 paketi var. 2 tane almadığına eminim. Şöyle açalım. Bu da fiyat falan vermiyorum abi. Şimdi niye fiyat vermiyorsun? Çünkü bu çocukları da şey yapmak istemiyorum. Ne derler? Abi sen masaya, fiyatı tamamen sallıyorum, 100 liradan satmışsın. Bir de gelince şu fiyattan. Abi adam kendisi güncel bir şekilde kurun ne kadar oynadığını, kurdaki değişikliklerin ürünlere ne kadar yansıyacağını falan da paylaşıyor. Bu konuda şeffaf bir insan. Ama her şeye geçtim. Sen bu videoyu gidip bir yıl sonra da izleyebilirsin ve buna bakıp üzülmeni istemem. Bir. İki. Buraları da mı Instagram ismini yazmış? Manyak. Ya hangisinden hangisi çıkacak diye kendim de gerilim yaparım demiştim. Üstüne yazmış neyin çıkacağına. Neyse. Hani dediğim gibi fiyatlar hem çok oynuyor hem sizlerin üzülmenizi istemiyorum. Sağlıyorum ama ben şu ürünü 100 liraya aldıysam, sen bu videoyu izlediğinde, ki hemen hemen bir ay geçti gerçekten ve ben bu videoyu editleyene kadar, ki
Gerçekten hastayım. Gözlerim şu an ağrıyor. İki tane ışık yüzünden ekstra daha ağrıyor. Sallıyorum size fiyatı belki yani 100 liradan aldım diye hesap edersek 200 lira edecek. Ve bu ne demek? İki katı fiyat demek. Ve sen bunu şey yapınca diyeceksin ki fuck keşke bir ay önce alsaydım. Keşke daha erken haberim olsaydı. Bu tarz hani şeylere hiç gerek yok. O yüzden boş verin ya. Fiyatı siz sorduğunuzda öğrenirsiniz. Şimdi bunun içinden çıkacak olan şeylerden bir tanesi. Bunu paketlemeyi gerçekten özenmiş lan. Hoşuma gitti. Büyük birçok marka bunu yapmıyor. Şimdi önce bunu nasıl açabilirim ki ya? Abi bu kadar jelatine niye sardın? Ürünlere hasar vermek de istemiyorum. Şöyle. Bu da evet Fujimoto deyince zaten birçoğunuz anladı çünkü Fujimoto'nun sayılı eseri var. Ama ben yine de gösterene kadar şey yapmak istemiyorum. Lookback bir adet. Aa bunun içi falan da böyleymiş. Bak içini falan bilmiyordum. Güzel de oldu. Bu bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'deki şömizlere laf ediyoruz da Japoncalar çok kötü lan. Yemin ederim çok kötü. Oh hiç oturmayan bir şömize sahip. Japonlarınki zaten böyle. Şu tarafta hafif bir hasarı var. Şöyle bir ısırılmış demeyeyim de sıkıştırılmış. Yani ta Japonya'dan geldi o yüzden çok tantana yapmayacağım. Tamam. Bunu bir kenara koyacağım. Bunların tahminen çok 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 daha detaylı bir incelemesi gelecek. Neden? Çünkü ben Fujimoto'nun tüm eserlerini tek tek böyle bir incelemek istiyordum. Bunları sizlere hem göstererek hem de internetten Türkçe vesaire bir şekilde anlatarak sizlere göstermek istiyorum. Bunun kapağı tam olarak ne? Böyle ekstra bir şey yapılmış. Maalesef ne yazdığını bilmiyorum. Bilmem neyin ikincisi tahminen. Chainsaw Man'in reklamı da var arka tarafında ama çok da umurumda değil. Bizim ülkemizde şuralarda kat vuruluyor. Böylece keskin bir şekilde oturabiliyor. Fakat Japonya'da öyle bir şey yok. O yüzden buralar bombe ve hani çok bariz bir şekilde görebiliyorsunuz. Çok sinir bozucu. Ben gerçekten... Oo, bu biraz daha kalın. Bunların hepsi bu arada one shot. Şöyle de içini göstereyim. Dışını gösterdim emin değilim o yüzden dışında. Şöyle göstereyim. Bu da Goodbye Eri. Sayonara Eri diye çevrilmiş. Bu Türkiye'de basılmasa mesela Sayonara Eri diye basılmasını tavsiye etmem. Tercih ederim. Çünkü hani görüşürüz Eri. Ne bileyim abi madem hani bu da bunu söylerken şeyden söz ediyorum. Gerekli şeyler basarsa diye diyorum. Yoksa geri kalan yayın evleri isterse götümün erisi diye çevirsin. Bana ne? Hani onların çünkü büyük bir kısmının kendi içlerinde bir politikası yok çeviri politikası. Gerekli şeylerin kendi bir çeviri politikası var ve bu yaptıkları çeviri politikasına göre eğer üstünde Latince bir çevir varsa daha Latin alfabesiyle yazılmış bir ismi varsa o isim sabit kalıyor. Yani Goodbye Harry'i çevirmesi çok kolay evet ama çevirmeseler de olur. Ama bilmiyorum ya tamamen gerekli şeyler çevirirdi. Benim sinirimi bozan şeylerden biri olurdu. Şimdi bunun ikisini de okumadım. O yüzden bunlar hakkında yorum yapamayacağım. Ama bir dışına içine bakalım. Abi bir şey diyeceğim. Tüm paketlemelere cidden bu kadar uğraşıyorsa bu arkadaş öğrenci miydi emin değilim. Ama gerçekten iyi mesai harcıyor. Okey. Yapalım. Sizler de burada isterseniz açıklamalar kısmına veya Discord hesabımıza daha sunucumuza gelip daha önceden ben buradan şunu aldım, buradan şunu yaptım diye bilgi paylaşabilirsiniz. Paylaşalım ki bu da reklam yaptığınızı bari belli etmeyin bari. Çünkü diğer türlü hesabınızı engellemek zorunda kalıyoruz. Şey yapalım. Deneyim aktaralım. Zaten Discord sunucumuzda böyle bir kısım var. Şuraya koydum. Abi her seferinde nasıl yanlış yönü gösteriyor olabilirim ki? Hani şuraya koydum. Bu tarafta zaten deneyimim var. İsimli bir kategorimiz var. O tarafa insanlar örnek veriyorum. İşte masadaki.com'dan aldım. Harika geldi. İşte yuki.com'dan aldım. Bok gibi geldi abi. Paketlemesi kötüydü. Bilmem ne. Cırt cırt diye kendi deneyimlerini aktarıyor. Sizler de eğer
salaklık etmezseniz, azıcık bir şeyiniz varsa, bilginiz, bilinciniz varsa, gelir bir bizim Discord sunucusuna, arama kısmına, sallıyorum Amazon yazarım ve a bakayım Amazon'dan daha önce kimler ne almış? He, adam bunu almış, şunu almış ve ürünü böyle gelmiş deyip, duruma göre Amazon'dan alırsınız, duruma göre işte BKM'den alırsınız, cart curt. Şimdi aldığım iki üründe şöyle. Bu ikisi de gene one shot. Şöyle göstersem daha iyi olur. İkisini de daha önceden ben dediğim gibi okumadım. Kapakları bu arada şu ana kadarkilerin hepsi şey, parlaktı. Fakat hani şömis parlak. Anlatabiliyor muyum? Bizim ülkede en büyük şikayetlerimden biri parlak kapak. Sade dümdüz bir kapak. Nice. Dışında şöyle gösterebilecek miyim emin değilim. Bir saniye, ışık kırılması yardımcı olacak mı? Tam şurada bir çizgi var. Şurada da bir çizgi var. Ama bu tahminen yine üstüne bir şey konduğu için olmuş. O yüzden salla geç. Çok umurumda olan bir hasar değil. Bunu hiç bilmiyorum, biliyor musunuz? Çizimler yine çok bariz hissettiriyor. Hani aynı çizer tarafından çıktığını da. İçinde gördüğüm karakterler çok şey hissettirdi. Bunda Fujimoto imzası nerede dedirtti. Birkaç tane noveli var bu abimizin. En azından bir tanesini biliyorum, birkaç tane demeyeyim. Onu falan belki bir ara alırım. Veyahut direkt içeriğini internetten okuyup sizlere anlatırım. Yakın bir zamanda bunların arasına Chainsaw Man de katılacak, biliyorsunuz. Chainsaw Man'i de Türkçe bir şekilde basacaklar. Gerekli şeyler adı altında. Şuna da bir bakalım. Bu bayağı Naruto ya. Gerçekten adam kendi serileri arasında hayvan gibi gönderme yapıyor. Bu da böyle. Bunun arkasında bir iz yok. Şunu da şöyle açıp gösterelim. Böyle. Ve şu da. Arkasında bir şey yok ya. Bunu ekstra göstermeyeyim. Şöyle. Şimdi şunun içine bir bakacağım. Çizim tarzını çok merak ettim. Sizlere evet içeriğini falan göstermiyorum ama kusura bakmayın da bunların zaten ben videosunu çekeceğim sizlere. Hem Japonca versiyondaki kalitesini göstereceğim. Türkiye'de basılmış mangalarla karşılaştıracağım. İçeriği, hikayesi ve İngilizcesi hakkında konuşacağız. Bla bla. O yüzden bunları görmek istiyorsanız yakın bir zamanda zaten göreceksiniz. O yüzden dert etmeyin. Ben Fujimoto'nun şu ana kadarki tüm sanırım one-shot'larını topladım. Eğer herif gidip bir anda Chainsaw Man'in yanına pat diye bir tane daha seri çıkarmazsa, Fujimoto serimi tamamladım. Şu an bir tek bir Fire Punch eksik. Onu da Türkiye'de basılması dileğiyle diyeceğim. Fakat basılacağını şu an için zannetmiyorum. Bu da aralarında basım olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. 17-21, 22-26 ve Look Back olması lazım bunun ismi, yanlış hatırlamıyorsam. Biraz garipler. Yani çok da kaliteli değiller. En azından kağıtları darbe yemiş. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama Goodbye Eri bayağı kusursuz. İnanılmaz iyi gelmiş. Hatta Look Back'in kenarında falan da darbe var. 17-21'inkinde de var. Hayvan gibi bir koleksiyon meraklısıysanız gene elden vesaire almanızı tavsiye ederim ama bu halleri de bence şahsen çok iyi. Güzel. Ben bunların bir fotoğrafını çekip Instagram'da paylaşayım diye. Yuki'yi falan çatlatayım. Çok umurumda olmayacak ama çatlatayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.